24 yıl önce dünya evine giren 40 yaşındaki Hikmet ve 38 yaşındaki Selma İdiz, yıllardır bebek hasreti çekti. 23 yıldan bu yana birçok il gezen, 3 kere aşılama, 5 sefer tüp bebek denemesi yapan çift, müjdeli haberi 19 Mayıs Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarından aldı. Bu süre zarfında bebekleri olmadığı için birbirini üzmeyen ve hep mutlu olmayı seçen çift, birlikte 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Davut Güven'e başvurdu. Yardımcı Doçent Doktor Davut Güven ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvar Sorumlusu Doçent Doktor Bülent Ayaz, gerekli tetkikleri yapıp Selma Edis'e tüp bebek tedavisinde ımcı adı verilen bir tedavi yöntemi uyguladı. Ardından uygulanan ımcı yöntemi sonuç verince Edis çiftinin Ayaz ismini verdikleri bir bebekleri oldu. 23 yıl sonra gelen mutluluğu dile getiren Hikmet Edis şunları kaydetti. Yani güzel bir duygu. Yani ameliyattan çıktıktan sonra biraz korku yaşadık ama ondan sonra çok şükür bir hafta sonra atlattık bunu. Düzeldi çocuk. Her şey iyi yani şu anda. Bilemez. Ölçülemez bile. Yok, yapmayacaktık da. Yani yeterdi. Yani ne bileyim. Olurdu belki ama biraz zordu yani imkanlar. Çocuklarının doğduktan sonra 7 gün tedavi altında tutulduğunu ifade eden Selma İdiz de şöyle konuştu. Yani ben öyle oldum yani. Bugün de evimize gideceğiz inşallah. İnşallah sağlıklı olur. Başka bir şey istemiyoruz bundan sonra. Doçent Doktor Bülent Ayas ve Yardımcı Doçent Doktor Davut Güven şu ifadeleri kullandılar. Biz de çok dikkatli bir şekilde hastamızın neden gebe kalamadığını araştırdık, inceledik ve ulaştığımız sonuç doğrultusunda tüp bebek tedavisi yapmaya karar verdik. Yaptığımız tüp bebek tedavisiyle hastamız gebelik elde etti. Yani tüp bebekte özellikle laboratuvar için alternatif yöntemler var günümüzde. Bunlardan bir tanesini denemeye karar verdik. Bunlardan bir tanesi de IMSI dediğimiz bir teknik. IMSI nedir? IMSI'de sperm oldukça büyük bir büyütmede mikroskop altında spermin özellikleri değerlendiriliyor. Ve en iyi morfolojiye sahip olan sperm seçiliyor. Biz de bu tekniği uyguladık Selma Hanım için.